İmece TV'ye hoş geldiniz. Analiz Kuşağı'nın yeni programlarından biriyle daha karşınızdayız. Programımızın ismi Gamurç Köprü. Gamurç, Ermenice köprü demek. Dolayısıyla bu programda Türkiye-Ermenistan ilişkilerini inceleyeceğiz. Neler yapacağız? Geçmişten günümüze Türkiye-Ermeni ilişkilerine bakacağız. Türkiye-Ermenistan ilişkileri son 3 yıldır neler yapmış, neler vaat edilmiş, neler yapılmamış, imzalanan protokoller, meclisten geçmeyen protokolleri inceleyeceğiz. Konuklarımız olacak araştırmacılar, yazarlar, siyasetçiler. Mümkün olduğu kadar dışarıda röportajlarımızla size iki halkın nabzını tutmaya çalışacağız. İki yakın halk, iki uzak komşunun değerlendirmelerini alacağız. Evet, Gamurç Köprü başlıyor. Yakın halk, iki uzak komşu, Türkler ve Ermeniler, Türkiye ve Ermenistan. Aslında tarihlerinde birbirlerinin bağımsızlıklarını ilan ettiği günden beri tanıyan iki devletten bahsediyoruz. Osmanlı döneminde bir arada yaşamış bir halktan bahsediyoruz. Bugün Türkiye'de toplam 45 bin Ermeni Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşıyor. Ermenistan'ın nüfusu ile 2,5 ile 2,7 milyon arasında. Önce programımızda yavaş yavaş geçmişten günümüze ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonraki tarihine bakacağız. Ermenistan'ın 1992'den sonra Türkiye ile olan ilişkilerine, Türkiye'nin 1923'ten bugüne kadar olan ilişkilerine bakacağız. Ermenistan eski Sovyetler Birliği üyesi. 1992 yılında bağımsızlığı ilan ettikten sonra Türkiye bu bağımsızlığı tanıyan ilk ülkelerden biri. Daha sonrasında Karabağ Savaşı ile birlikte iki ülkenin ilişkileri bir çıkmaza giriyor ve bu sebepten dolayı da Türkiye ve Ermenistan sınırı kapanıyor. Yıl 1994. 1994'ten sonra ise ta 2007 yılına kadar herhangi bir ilişki, herhangi bir gelişme yok. 2007 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serzh Sarkisyan'ın bir araya gelmesiyle, Dünya Kupası'nı bir arada seyretmesiyle birlikte futbol diplomasisi devreye giriyor ve ondan sonra da gelişmeler başlıyor. Evet, şimdi biraz tarihine doğru bakalım ve 1992'den sonra Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde neler olmuş onları görelim. Son yıllarda Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yaşanan önemli gelişmelerin ardından iki ülke diplomatik ilişki kurma ve kara sınırlarını açma konusunda büyük aşama kaydetti. Ancak 10 Ekim 2009'da Zürih'te imzalanan tarihi protokollerden 7 ay sonra yakınlaşma süreci tıkanma noktasına geldi. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde birçok engelle karşılaşıldı. Türkiye 1991 yılında bağımsızlığını yeni ilan etmiş olan Ermenistan'ı resmi olarak tanımış olmasına rağmen iki ülke arasında henüz diplomatik ilişkiler kurulabilmiş değil. Son yıllara kadar diplomatik ilişkilerin başlatılması ve kara sınırının açılması olasılıkları çok zayıf görünmekteydi. Fakat son 5 yılda kurulan siyasi temas, sınırlı da olsa neredeyse 2 asırdır sürmekte olan sorunların çözülebileceğine dair umutları yeşertti. Bu doğrultuda Türkiye ve Ermenistan, 2009 yılının Ekim ayında Zürih'te ilişkilerin normalleştirilmesini hedefleyen 2 adet protokol imzaladı. Protokol töreninde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupalı siyasilerin bulunması ve basına verilen fotoğraf oldukça anlamlıydı. Yıllar sonra ancak büyük ağabeylerin baskısıyla iki ülke nihayet aynı masaya oturmuştu.
Zürih protokollerinin imzalanması, iki ülke arasındaki diplomatik çıkmazın sona erdirilebileceğine dair umutları hem Türkiye hem de Ermenistan'da arttırdı. Bu anlamda protokollerin tasarlandığı gibi hem Ankara hem de Erivan tarafından onaylanmaları son derece önemli. Ancak süreç boyunca birçok engelle karşılaşıldı ve protokoller iki ülke tarafından da henüz onaylanmadı. Karşılaşılan zorluklar şu şekilde sıralanabilir. İki taraf arasında diyalog ve anlayış eksikliği, Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkileri ve hali hazırda devam eden Dağlık Karabağ sorunu, çoğunlukla travmatik sayılabilecek bir ortak tarih ve potansiyel sınır anlaşmazlıkları. Ve tabii ki Türkiye'nin tabularından biri olan soykırım. Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilişkilerin normalleşme sürecinde en çok izlenen lider oldu ve olumlu tavırlarıyla Ermenistan tarafından da Türkiye ile tarihi yakınlaşmanın mimarlarından sayıldı. 20 yıllık donmuş ilişkilerin normalleşme süreci, Gül'ün 2007 yılında Dünya Kupası maçı için Ermenistan'a gitmesi üzerine iki cumhurbaşkanının sıcak mesajlarıyla başladı. Erivan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün milli takımlarımızın bir maçı var ama bu fırsatı biz de güzel bir şekilde değerlendirdik. Bunun için çok mutluyum. Gül'ün ve Başbakan Erdoğan'ın diasporanın Türkiye-Ermenistan ilişkileri dışında kalması gerektiği vurgusu, 10 milyonluk Ermeni dünyasının diasporada yaşayan 7 milyonluk nüfusunu pek de memnun etmedi. Diasporasına da söyleyeceğim şey şudur. Uzaklarda durup bölgenin problemlerinin çözülmesine engel olmamaları lazım. Bazı ülkelerde onlar kimliklerini muhafaza etmek, korumak için bunu bilirler bir politika olarak. Devam ettirdiklerini görüyorum. Ama bu doğru değildir. Kafkaslardaki bütün barış çalışmalarını, Kafkaslardaki yeni işbirliği çalışmalarını onların da desteklemesi gerekir. Birinci Dünya Harbi'nin ortaya çıkarttığı şartları eğer bugün o sayfaları bugün daha tekrar açacak olursak çok şeyler açılır. Çok şeyler açılır. Tabii ki acıları herkes çekmiştir. En çok acı Müslüman Türkler çekmiştir. Sadece Anadolu'da değil Balkanlar'da çekmiştir. 3 milyona yakın Balkan Türk'ü yerlerini, yurtlarını terk etmişlerdir. Bütün acıları tabii paylaşıyoruz. Arzu ederdik ki acılar çekilmesi ama onların nasıl oldu, ne oldu, nasıl kışkırtmaların yaşandığı, nasıl provokatif eylemlerin hep yapıldığı. Bunlar işte ancak arşivler açılıp bakılırsa doğrusu o zaman görülecektir. Ama dünya halinde en büyük acıyı Türk milleti çekmiştir. Şu anda tabii bizler süreci izliyoruz. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi gündemde yok. Ama şu anda gündemde olmaması tabii olmayacağı anlamına gelmez. Son anda bazı şeyler belki olabilir. Başbakan Erdoğan ise bu süreçte ön planda gözükmese de Türkiye'nin iç politikasında yaptığı konuşmalar ve bazen Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına ters düşen çıkışlarıyla Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi sürecinin kötü polisi rolünü oynadı. Medyada futbol diplomasisi olarak nitelendirilen bu olayın ardından iki ülke arasındaki ilişkiler resmi olarak gelişmeye başladı. Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme döneminin başlangıcı olan 2007'den bugüne dek iki ülke, Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı düzeyinde birçok görüşmede bulunmasına karşın henüz ne sınır açıldı ne de diplomatik ilişkiler kurulabildi.
Ancak sivil toplum ve kültür sanat alanında resmi olmayan düzeyde birçok görüşme ve işbirliği başlamış durumda. 2007'den bu yana başlayan ilişkiler, 2009'da Zürih'te iki ülke arasında imzalanan iki protokolle en yüksek noktasına ulaştı. Zürih protokolleri iki ülke arasında tarihi bir gelişme olarak nitelendirildi, ancak sorunlar daha protokollerin imzalandığı gün başladı. İki ülkenin dışişleri bakanları birbirlerinin protokol sonrasındaki konuşma metinlerine itirazları sebebiyle konuşmalarını yapamadı. Arasındaki ilişkilerin nabzını tutmanın en kolay ve en güzel yolu aslında sokaklar. Biraz da bu yüzden programımızı sokaklara taşıyoruz. Dediğimiz gibi daha sonraki programlarda konuklarımızı Türkiye'nin tarihi mekanlarına davet edeceğiz. Özellikle İstanbul'da azınlıkların var olduğu yerlere, okullara ve binalara konuk olacağız. Bir yandan da onların tarihini görmeye çalışacağız, anlatmaya çalışacağız. Bu yüzden de aslında sokağa soru sormanın çok doğru bir yöntem olduğunu düşünüyoruz. Şimdi gelin Türkiye'de, İstanbul'da çeşitli bölgelerinde yaptığımız röportajlara bir bakalım ve Ermenistan'la kurulması gereken ilişkiler ya da Ermenistan'la Türkiye arasındaki normalleşme sürecini insanlar nasıl değerlendiriyorlar? Ermenileri ve Ermenistan'ı tanıyorlar mı? Buna bakalım. Biliyorum, Rusya'ya yakın. Ermenistan Türkiye'nin Ege tarafından sonra geliyor herhalde. Tabii ki doğu sınırımızda. Bilmiyorum be. Doğu tarafından. Kars'ın yanında bir yerde. Kars'ı geçtim sonra Ermenistan'dır, evet. Kars tarafında kaldığını biliyorum. Ermenistan'ın nerede olduğunu biliyorum. Nerede? Rusya tarafında. Erivan'da. Ermenistan herhalde Rusya tarafında. Ermeniler kimlerdir? Ermeni kimdir biliyor musunuz? Bir şey yorum yapamayacağım. Çok ayıp olur. Ermeni arkadaşlarımıza çok ayıp olur. Ermeniler komşumuzdur. Ben öyle biliyorum. Zamanında savaşmışız. Burada var, İzmir'de var, doğuda var. Sonuçta ülkemizde de yaşıyorlar. Dediğim gibi sınırımız var, komşumuz. Ermeni, Türkiye'de Ermeniler zaten yerli. Yani İstanbul'da Ermenilerdir yerlisi olarak. Ermeniler. Soykırım yapmıştı değil mi? Ermeniler. Türkleri mi öldürmüştü? Sevdiğim insan, yani benim birçok sevdiğim Ermeni arkadaşım var. O kadar yani. Ermeniler Türkiye'de yaşayan bir azınlık kısmı. Azınlık insanlar. İnsanlar diyeyim ben, ne diyeyim? En iyi arkadaşlarım Ermeniydi eskiden. Ben Kurtuluş'ta oturdum. Yani 43 yaşındayım. 13-14 yaşında, 15-16 hatta. O dönemde en iyi arkadaşlarımız onlardı. Çünkü onlarla beraber oturuyorduk aynı yerde. Onlar da bir zamanlar bizim Doğu bölgesinde yaşamış insanlardır yani sonuçta. İstanbul'da hiç yok mu Ermeni? Var. Bayağı var yani, özellikle bu Beyoğlu bölgesinde. Ermeniler kimlerdir? Ermeni kimdir? Onu bilemiyorum. O kadar tarih bilgim yok. Ya Ermeniler çok köklü olaraktan kendi ülkemizde de yaşayan, yani bizim gibi olan bir vatandaş yani. Esas Türkiye'nin gerçek sahipleridir. Ermeniler de bizim gibi bir vatandaş. Başka bir şeysi yok. Dinleri ayrı olabilir ama onlar da bir insandır. Peki Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapısı kapalı biliyor musunuz? Evet, evet. Açılsa iyi olur. Kapatılmış mı? Yazık kılmış. Hani zaten Ermenistan'la Türkiye arasında sürekli bir çatışma var diye biliyoruz. Hani Ermeniler burada yürüyorlar. Hrant Dink'ten sonra oldu zaten bu olayların hepsi. Sanırım Hrant Dink'in bir alakası vardır sınır kapısıyla. Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapısının kapalı olduğunu biliyor musun? Hayır. Bilmiyordum. Ermenilerin o soykırım davasından dolayı kapalı.
Bence Ermenistan'dan kaynaklanıyor. Türklerden kaynaklandığını zannetmiyorum. Bizden niye kaynaklansın? Yıllarca beraber yaşamışız. Onlar orada sınırı çekmişler. Şimdi tek taraflı aç diyorlarsa da yanlış diyorlar. Soykırımla alakalı olduğundan dolayı kapalıyor yani. Ama öyle bir şeyin olduğunu ben zannetmiyorum yani. Siyaset olduğu için, siyasetin olduğu yerde her fırıldak vardır. Bu Karabağ Marabağ olayları var ya, ondan dolayı sınırı açmıyor bizimkiler. Azerileri tutuyorlar yani. Azerilerle Ermenistan'ın arası düzelse rahatlıkla sınırı açar bizimkiler. Kapalı olduğunu biliyorum. Açılmasını da istiyorum. En azından ticaret olur. Vallahi herhalde politik, siyasi. Başka bir şey değil yani. İnsanların problemi yok. Hep siyasi. Peki neden Türkiye sizce Ermenistan'la diplomatik ilişki kurmuyor? Şimdi zamanında atalarımız, büyüklerimiz artık kendi aralarında o şekiller olmuş hani. Yoksa Ermeniler, o da insan, sen de insan, ben de insan, değişen hiçbir şey yok. Ermeniler kendini çok şey görüyor böyle, hoburlanıyorlar. O yüzden olabilir. Çok havalı Ermeniler. Kurduğunu umuyorum yani, kuruyor. Ama tabii birçok şey var yani aramızdaki soğukluğun, problemlerin giderilmesi için birçok karışık şeyin olduğunu düşünüyorum. Kurulmaya çalışılıyor. Karşılıklı tabii ki. Soykırım davasından değil mi? Onunla öyle biliyorum ben. Soykırım yani. Sizce Türkiye ile Ermenistan diplomatik ilişki kurmalı mı? Kursa da olur, kurmasa da olur yani. Çünkü burada yaşayan insanlar mutlu. Burada bir problem yok. Yani oradaki bence onlardan kaynaklanan problem var ki bizle uluslararası platformda her türlü şeyi çıkartmaya çalışıyorlar. Ama burada yaşayanlara sorarsan hiçbirinde problem yok. Gayet güzel şekilde yaşıyorlar yani. Evet, kurmalı. Neden dostluk varsa, gidip gelmek varsa kurmalı. Bence kurulsun. Tabii ki dostluk olsun, kurulsun. Kurmalı tabii ki. Sonuçta ikisi de bir devlet yani. İki devletin arasında da bir ilişki olmalı. Nasıl iki insanın arasında bir ilişki oluyorsa onların da arasında bir ilişki olmalı bence. Onlar kendi çaresine baksınlar yani. Bizden ne faydaları var ki? Bizimle ne alakası var yani? Tabii ki. Biz kardeşiz. Öyle beraber büyüdük. Çok iyi dostluklarımız var. Kız alıp kız verdik. Yani çok sevdiğim, yani beraber büyüdük derken anahtarlarımızı annem, hatırlıyorum, yan komşu verirdi. Onlar gece biz küçükmüşüz, beş kardeş ağlarmışız. Gelip açıp girip onlar bizi sustururlarmış. Daha ne söyleyeyim? Kurulmalı tabii, artık bu işler bitmeli yani. Her taraf bir olmalı yani. Bunun için ne yapılması gerekiyor? Her iki tarafında taviz vermesi gerekir. Taviz vermeden hiçbir barış sağlanamaz. Evet, gördüğünüz gibi pek de birbirimizi iyi tanımıyormuşuz aslında. Denildiği gibi 700 yıllık beraberlik aslında bugüne pek de bir şey bırakmamış. Tabii önümüzdeki programlarda Ermenistan'daki Türkiye algısına, Türk algısına da bakacağız. Oradaki röportajları da göstereceğiz. Ancak şimdi ilk programımızda isterseniz biraz da günümüze doğru gelelim ve 2007'den 2009'a kadar olan ilişkilere ve 2009'un 10 Ekim'inde imzalanan protokollere bir bakalım. Peki Zürih protokolleri ne diyordu? Ne isteniyordu? Öncelikle protokollerde iyi niyetler sunularak iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için bir ön niyet belirtiliyordu. Ancak sorun yoruma açık bırakılan noktalardı. Türkiye protokollere dayanarak tarih komisyonunun kurulacağına inanıyor ve bunu Ermenistan'ın soykırımı tanıtma konusunda tarihi bir geri adım olarak niteliyordu. Ancak Ermenistan, protokol metinlerindeki tarih komisyonunun sadece ortak bir dil oluşturacağı yönünde açıklamalarıyla yoruma açık bırakılan bu alanı kendi menfaati yönünde kullanabiliyordu. Bir yandan da Türkiye'nin korkulu rüyası toprak talebiyle ilgili protokollerdeki iki ülke arasındaki mevcut sınırın uluslararası hukukun ilgili antlaşmalarında tarif edildiği şekliyle karşılıklı olarak tanındığını teyit ederek cümlesi Türkiye için bir başka yeni siyasi kazanım olarak değerlendiriliyordu. Oysaki Ermenistan tarafı toprak talebi olmadığını birçok kereler dile getirmişti. Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti aynı gün imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulması protokolü rehberliğinde
ikili ilişkilerini karşılıklı çıkarlara saygı ve güven temelinde geliştirme hedeflerini göz önünde bulundurarak, ikili ilişkilerini iki ülkenin ortak çıkarları temelinde siyasi, ekonomik, enerji, ulaştırma, bilimsel, teknik, kültürel ve diğer alanlarda geliştirmeye ve ilerletmeye kararlı olarak, uluslararası ve bölgesel örgütlerde işbirliğinin iki ülke arasında özellikle Birleşmiş Milletler, AGİT, Avrupa Konseyi, Avrupa Atlantik İşbirliği Konseyi ve KEİ kapsamında geliştirilmesine destek vererek, iki devletin bölgede demokratik ve sürdürülebilir gelişmenin sağlanması, bölgesel istikrar ve güvenin artırılması için işbirliği yapmak yönündeki ortak amaçlarını dikkate alarak, bölgesel ve uluslararası uyuşmazlık ve çatışmaların uluslararası hukuk ilkeleri ve normları temelinde barışçı şekilde çözümlenmesi hususundaki taahhütlerini tekrarlayarak, terörizm, sınır aşan örgütlü suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi bölgeye ve dünya güvenliği ve istikrarına yönelik ortak güvenlik tehditleri konusunda uluslararası toplumun eylemlerini güçlü şekilde desteklemeye hazır olduklarını yeniden vurgulayarak, 1. Bu protokolün yürürlüğe girmesinden itibaren 2 ay içerisinde ortak sınırın açılması hususunda anlaşmışlardır. 2. Her iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasında düzenli siyasi istişare gerçekleştirilmesi. İki halk arasında karşılıklı güven tesis edilmesi amacıyla mevcut sorunların tanımlanmasına ve tavsiyelerde bulunulmasına yönelik olarak tarihsel kaynak ve arşivlerin tarafsız bilimsel incelenmesini de içerecek şekilde bir diyaloğun uygulamaya konulması. İki ülke arasında mevcut ulaştırma, iletişim, enerji altyapısı ve şebekelerinden en iyi şekilde istifa edilmesi ve bu yönde tedbirler alınması. İki ülke arasında işbirliğini güçlendirmek amacıyla ikili hukuki çerçevenin geliştirilmesi, ilgili kurumlar arasında ilişkilerin desteklenmesi ve uzman ve öğrenci değişimini teşvik etmek yoluyla bilim ve eğitim alanlarında işbirliği yapılması ve iki tarafa ait kültürel mirasın korunması ve ortak kültürel projelerin başlatılması amacıyla harekete geçilmesi. İki ülkenin vatandaşlarına gerekli yardımı ve korumayı sağlayabilmek için 1963 tarihli konsolosluk ilişkilerine dair Viyana Sözleşmesi uyarınca konsolosluk alanında işbirliği tesis edilmesi. İki ülke arasında ticaret, turizm ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla somut tedbirler alınması. Çevre konularına ilişkin diyalog kurulması ve işbirliğinin güçlendirilmesi hususlarında anlaşmışlardır. Ayrıca bu protokolün ikinci işlem paragrafında ifade edilen yükümlülüklerin hızlı bir şekilde uygulanmasını teminen, ayrı alt komisyonları da kapsayan hükümetler arası bir ikili komisyonun kurulması hususunda anlaşmışlardır. Hükümetler arası komisyonun ve alt komisyonlarının çalışma kurallarını hazırlamak üzere iş bu protokolün yürürlüğe girmesini izleyen günden 2 ay sonra iki Dışişleri Bakanı Başkanlığında bir çalışma grubu oluşturulacaktır. Bu çalışma kuralları iş bu protokolün yürürlüğe girmesini izleyen 3 ay içerisinde bakanlar seviyesinde onaylanacaktır. Hükümetler arası komisyon anılan çalışma kurallarının kabul edilmesinin hemen ardından ilk toplantısını gerçekleştirecektir. Alt komisyonlar bu andan itibaren en geç bir ay içerisinde çalışmalarına başlayacak ve görevlerini tamamlayana dek ara vermeden çalışacaklardır. Uygun olması halinde alt komisyonlara uluslararası uzmanlar da katılacaktır. Burada bugüne kadar es geçilen ve aslında iki tarafın niyetini ortaya koyan en önemli durum, protokol metninde imzaların atılmasından 2 ay sonra ortak sınırın açılması yönündeki talepti. Ancak bu maddenin gerçekleşmesinin yakınından bile geçilemedi. Bir de protokolün ek belgesi vardı ki asıl problem oradan çıkıyordu. Atılacak adımlar. 1. Ortak sınırın açılması. Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi protokolünün yürürlüğe girmesinden sonra 2 aylık bir süre içerisinde. 2. İki Dışişleri Bakanı'nın başkanlığında Hükümetler Arası Komisyonun ve alt komisyonlarının çalışma kurallarını hazırlamak üzere bir çalışma grubunun oluşturulması. Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi protokolünün yürürlüğe girmesini izleyen günden 2 ay sonra. 3. Hükümetler Arası Komisyonun ve alt komisyonlarının çalışma kurallarının bakanlar düzeyinde onaylanması. Türkiye Cumhuriyeti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi protokolünün yürürlüğe girmesinden sonra 3 aylık bir süre içinde. 4. Hükümetler Arası Komisyonun ilk toplantısının düzenlenmesi. Hükümetler Arası Komisyonun ve alt komisyonlarının çalışma kurallarının bakanlar düzeyinde onaylanmasından hemen sonra. 5. Aşağıdaki alt komisyonların çalışmaya başlamaları.
Siyasi İstişare Alt Komisyonu, Ulaştırma, İletişim ve Enerji Altyapı ve Şebekeleri Alt Komisyonu, Hukuki Konulara İlişkin Alt Komisyon, Bilim ve Eğitim Alt Komisyonu, Ticaret, Turizm ve Ekonomik İşbirliği Alt Komisyonu, Çevre Sorunlarına İlişkin Alt Komisyon ve Tarihsel Boyuta İlişkin Alt Komisyon. İki halk arasında karşılıklı güven tesis edilmesi amacıyla mevcut sorunların tanımlanmasına ve tavsiyelerde bulunulmasına yönelik olarak tarihsel kaynak ve arşivlerin tarafsız ve bilimsel incelenmesini de içerecek şekilde bir diyaloğun uygulamaya konulması. Bu diyalogda Türk, Ermeni ve İsviçre temsilcileri ile diğer uluslararası uzmanlar da yer alacaklardır. Protokollere eklenen ve uygulamaya yönelik zaman çizelgesini ayrıntılı olarak gösteren belge, tarih konularının incelenmesi için kurulacak alt komisyonun müzakerelerin geneli için önemini açıkça ortaya koyuyordu. Belgedeki 5. adımla her iki ülkenin meclisleri tarafından protokollerin onaylanmasından sonra farklı alt komisyonların oluşturulacağı belirtiliyor. Bu ek belgeye göre ulaşım, enerji, hukuki konular, bilim, eğitim, ekonomik işbirliği, çevre konuları ve tarihsel boyut hakkında çalışacak 7 farklı alt komisyonun kurulması öngörülüyordu. İlk 6 alt komisyon bir veya iki cümleyle anlatılırken, tarihsel boyut konusunda çalışacak alt komisyonun 10 cümleyle açıklaması, iki ülkenin de tarihsel geçmişine verdiği önemi ve 1915 konusundaki hassasiyetini ortaya koyuyor. Protokol metinlerini gördünüz. Yorumu oldukça açık. Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkileri son 2 yıldır siyasetçiler bu protokol metinlerini yorumlayarak ilerletiyorlar. Yoruma açık olan bu protokol metinleri iki ülkede de farklı şekillere çekilebiliyor ve iç politikada malzeme edilebiliyor. Türkiye ve Ermenistan arasındaki sorunların aslında iki temel noktası var. Birincisi 1915 Ermeni soykırımının tanınması yönündeki Ermenistan'ın baskısı. İkincisi ise Karabağ Savaşı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılında patlak veren savaş 1994 yılında sonlandı. Ancak bu savaş Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınırın kapanmasına sebep oldu. Türkiye tarafından kapalı olan sınır Ermenistan tarafından açık. İsterseniz gelin biraz da Karabağ sorunu neymiş buna bakalım. Eski Sovyetler Birliği ülkesi olan Ermenistan, 1991 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra Türkiye, Ermenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk devletlerden biri oldu. Ancak Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sorunlu bölge Dağlık Karabağ, Türkiye'nin Ermenistan sınırının 1993'te kapanmasına sebep oldu. Türkiye, Ermenistan'la olan sınır kapılarını insan ve mal trafiğine kapattı. Dağlık Karabağ bölgesi, Azerbaycan ve Ermenistan arasında son 50 yıl boyunca sorunlu olan bir bölge. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kendi başlarına kalan ve bağımsızlıklarını ilan eden iki ülke, bu konuda bugüne kadar herhangi bir mütabakata varmış değil. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından daha da alevlenen bölgedeki savaş sonucunda binlerce insan öldü. Hala devam eden çatışmalar, dünyanın gözünün de bu bölgeye çevrilmesine sebep oluyor. Şubat 1988'de başlayan Karabağ Savaşı, Mayıs 1994'te resmi olarak ateşkesle sonlanmış gözüküyor. Ancak iki ülke arasındaki bu kriz, Ermenistan'ın Türkiye ile olan ilişkilerini de kökünden sarsıyor. Türkiye-Ermenistan arasındaki diplomatik sorunun temel kaynağı, Türkiye'nin soykırım konusundaki tavrı olduğu kadar Dağlık Karabağ olarak da görülüyor. Azerbaycan'la ilişkileri tehlikeye atması durumunda, Ermenistan'la ilişkilerin normalleşmesi sürecine devam edilmemesi konusunda Türkiye'de bir fikir birliği vardı. Nitekim protokolleri eleştirenler tarafından en çok dile getirilen konu,
protokollerde Dağlık Karabağ sorunundan hiç bahsedilmemesiydi. Bu tarz bir söylem Ermenistan'da Türkiye'nin Dağlık Karabağ sorununu ilişkilerin normalleşmesi için ön koşul olarak görmekten vazgeçtiğinin bir kanıtı olarak yorumlanırken, gerçekte hükümet, muhalefet ve kamuoyu Ermenistan'la yakınlaşma sürecinin Azerbaycan'la ilişkileri zedelememesi gerektiği konusunda hemfikirdi. Burada ön yargılar öne çıkmazsa, iç siyaset düşünülerek adım atılmazsa, inanıyorum ki taraf edilmiş olan şu andaki anlaşma zıbıtları parlamentoya gönderilecektir. Kapsamlı bir şekilde çözümü, inanıyorum ki yıllardır çözüm bekleyen bir Azerbaycan Ermenistan sorununu çözer. Ermenistan Türkiye arasındaki sorunu çözer. Rusya Gürcistan arasındaki sorunları çözer. Başbakan Erdoğan'ın protokollerin onaylanması ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin normalleşmesi arasındaki bağlantıya yaptığı vurgu, Ermenistan'da hayal kırıklığı yaratmıştı. Nitekim Türkiye'den birçok yetkili, Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin protokoller meclise getirilmeden önce biraz daha olgunlaşması gerektiğini defalarca dile getirdi. AKP hükümetinin protokollerin imzalanmasından sonra hem Azerbaycan'a hem de muhalefet partilerine verdiği güven mesajlarının sebebi, bu gelişmeler karşısında Azerbaycan'ın sergilediği katı duruş olarak gösterilebilir. Kısacası Karabağ meselesi, Türkiye'de Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini engelleyebilecek bir sorun olarak kalmaya devam ediyor. Kısacası Karabağ meselesi, Türkiye'de Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini engelleyebilecek bir sorun olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü bu yıl bir neçe defa görüşler oldu. Onların hiçbir neticesi olmadı. Eğer bu görüş neticesiz kalsa, onda danışıklara ümitlerimiz tükenecek. Türkiye ve Azerbaycan'daki siyasi elitlerin Türklük dayanışması her zaman kuvvetli oldu. Yakın kültürel ve tarihi bağlarımızın bulunduğu Azerbaycan, bölgenin kilit ülkelerinden biri. Bu ülkeyle her alanda son derece iyi ilişkilere sahibiz. Bu dayanışmanın sonuçlarından biri, 1993 yılında Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşın Dağlık Karabağ bölgesini aşmasından sonra Ermenistan-Türkiye kara sınırının kapatılmasıdır. Bu yüzden protokollerin imzalanmasının hemen ardından Türkiye'deki siyasetçiler sorunun çözülmesine yönelik ciddi bir ilerleme kaydedilmediği sürece Ermenistan'la diplomatik ilişkiler kurulmayacağı konusundaki kararlılıklarını tekrar ettiler. Öte yandan Türkiye'nin Azerbaycan'la ilişkileri, Ankara'nın enerji politikaları ve Erivan'la diplomatik yakınlaşması sonucunda çok sorunlu bir hale geldi.
Erdoğan'ın Azerbaycan meclisinde Mayıs 2009'da yaptığı konuşma Bakü'yü telkin etmeyi hedeflese de fazla güven uyandırmayı başaramadı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in süreç içinde yaptığı açıklamalar da Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde soğukluk yaşandığı izlenimini kuvvetlendirmişti. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerindeki kötüleşmenin başlıca sebebinin Türkiye ve Ermenistan arasındaki yakınlaşma süreci olduğu söylenebilir. Bir ulus iki devlet kavramı artık Bakü ve Ankara arasındaki ilişkileri tanımlamıyor. Programımızın sonuna geldik. Gamurs Köprü önümüzdeki hafta yine dışarıda, sokakta konuklarıyla devam edecek. Bu hafta Türkiye-Ermenistan ilişkilerine hafif bir giriş yapmaya çalıştık. Konulara fazla eğilmeydik. Bundan sonraki programlarımızda araştırmacılar, akademisyenler, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve her kesimden katılımcılarla tek tek konuları ele alacağız.